Müslüman adam İslami adablarını örgenişliğine ikide yolu var. Şu iki yol arkalı İslami adablarını örgenedi. Birincisi talim yolu. Örgetiş. Talim veriş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen bir mecliste bir tavada akıtıyken yaş balanın kolu tavada her cahide eğlenip kaldı. Her yerden akıtıp kaldı. Şimdi Peygamberimiz talim verip ettiler. Ya gulam semmillah ve kul bi yeminik ve kul mimma yelik. Ve böyle bismillah de. On kolun bilen ye, özünü aldığına ye. Bana adab örgenişinde bittiği yolu talim veriş. Avukatın üstünde Peygamberimiz talim verip örgütüyor. İkinci yolu, ne bana ikinci yolu? İslami adablarını kesip kılıçlığının ikinci yolu, Allah Teala'ya hakiki manada bağlanışlık. Bugünkü dersimiz bana şu asasi noktası şu buladı. Demek İslami adabını, örgenişliğine iki de yolu var. Bittesi, talim veriş, örgütüş. İkincisi, Allah'a hakiki manada insanın kalbini bağlanışlığı. Allah'a kalbi hakiki manada bağlansa, bu insanın İslami adablar şimdi yukadı, onge sinyadı. Mesela ayrım adamlar buladı, bir işini günahlığını bilmiydi, şeriyette men kılgenliğinden haberi yok. Lekin tabiatı bilen yaxşı görmeydi şu narsani. Günahlığını buraya etmeyen, ayet hadiste eşitmeyen, umman haberi yok günahlığından. Lekin tabiat kötermiydi, hohlamiydi. Mana şu insanını kalbiye Allah Ta'ala cevap koyan bir fitret buladı. Kişi bir işini kımıydı, terk kıladı. Kaç halette terk kıladı? Birinciden, eğer şunu günahlığını bilse, bu günah, bu yakşı narsamaz deyip durup, bilse terk kıladı. Ya ki, günahlığını bilmeseyim, tabiatı kötürmeyeni için kımaya koyuyorlardı. Mesela hemen içki kıyım bilen çömeleyken olsa, bilmiydi avrat tatışlığı günahlığını. Mesela cahil rak diyelim, o şu Müslümandı. Tabiatı kötürmeydi, yarım yalangaç buluşluydu. Hemen yürüsem o yürüyemeydi. Bu onu tabiatı yecelengen arsa buladı. Yani de Müslüman adam, İslami ahlak, İslami adabını özü de cemleştiği için, bana şu ikili yolunu toplaş gerek özü de. Birincisi, talim terbiye yolu, arkalı örgene de adaptı. İkincisi, Allah'a kalbini yakşı bağlasa, Allah onu tabiatı geleceğiyle koyadı. Bana şu ahlak, İslami ahlak. Bana şu ahlak, kamil ahlak deyildi. Var mı mesela, işte günahlığını eşkemiz, özü nefsimiz hali edeliğini. Günahlığını bilgenliğimiz için kimiyimiz? Şimdi bunu günahlığını bilip durup, yani kalbimiz hem halamasa, bu günahtan tamami amandamız. Mesela, nefs zinada hali edi. He? Hali edi. Köçede bir yarım yarangaç, avratını açıp getirirken ayolga karıştırdı, nefs hali edi. Şeytan basa kaladı. Biledi, akıl biledi. Talim orkali bilgen buna sana günahlığını, lakin nefs hohleydi. Demek hali, kalp, tebe bilen alakası zor bulmaktı, kalbige, tabiyatige caylanmaktı. O fakat özünü talim orkali yine adabli kılıyordu. Eğer talim bulmayan da şu işti kılardı. Allah Teala'ya hakiki manada kişinin kalbine bağlanışı, bu adabinin cevharı, aslı, özüge. Sünnet ise, adabının tafsilatları. Kaytar bayit bir etemen. Müslüman kişinin kalbini Allah'a bağlanırkenliği adabının aslı. Sünnetki amel kılış ise, sünnet ise bana şu adabının tafsilatları. Şunun için biz Müslüman degen de fakat onu namazı rozasıya karabla baha vermeyemiz. Müslüman da hakiki Müslümanlığı fakat namazı rozasıya karab bilinmeydi. Baru ayrım namazxon, ayrım ro'zador birodarlarimizni gapirayotgan gapi, qilayotgan ishi, yurish-turishiga qarab turib, musulmonga ham o'xshamaydi. Masalan, kiyinishimizga qarab turib ba'zi ukalar. Shuning uchun bu ukalar musulmon deganda, odobli musulmon deganda faqat namoz, ro'zani tushunmaymiz. Kiyinishimiz ham, yurishimiz ham, turishimiz ham, gapirishimiz ham, ovqatlanishimiz ham bizning musulmon ekanligimizni ko'rsatishligi kerak. Nima demadingiz? Masjidga kirganda bilamiz sizning namozxonligingizni, ammo yurish-turishingizga qaragan paytimizda namoz o'qishingizni bilmaymiz. Xulqingiz sizni ko'rsatsin musulmonligingizni. Sibg'a degan so'z bor arab tilida. Bu
ustozlarda tarjimalarda bo'yoq deb berilibdi. Allohga bo'lgan bog'lanish sababli kishi o'zini kasb qilgan ichiga joylagan narsasi sibg'o deyilar ekan. Qaytarib aytaman. Allohga bo'lgan bog'lanish sababli kishining kasb qilgan narsasi sibg'o deyiladi. Xarakter deb qo'yinchi buni. Xarakter degan ma'nosi bor ekan, yo'nalish degan ma'nosi bor ekan, rang, bo'yoq degan ma'nosi bor ekan. Vallohi bu juda ham bir muhim fasllardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odobi yaqqol ko'zga tashlanib turar edi. Musulmon odamda birinchi bo'lib ko'zga tashlanishi kerak bo'lgan narsa nimasi edi? Xulqi, odobi. Rasulullohning axloqi shunday ko'rinib turardi. Rasulullohning axloqi, birodarlar, boy bo'lganda ham zo'r axloq edi, kambag'al bo'lganda ham zo'r axloq bo'lgan. Rasululloh quvvatli bo'lganda ham axloqi zo'rligicha turgan, zaif bo'lganda ham zo'rligicha turgan. Rasululloh mag'lub bo'lganda ham axloqi o'zgarmagan, g'olib bo'lganda ham. Qarang, hamma narsa o'zgarishi mumkin insonda hayotida. Shart-sharoitlari har xil bo'lishi mumkin, ammo xulq turish kerak joyida. Futbol o'ynaymiz. Ko'ramiz xulqimiz qanaqaligini shunda. G'azab keladi. Rukamas desangiz, ruka deydi. Bir tepib yutib chiqarib yuboradi, o'tirasiz siqilib. No, bor narsani aytaydi, mo realniroq narsani. Ko'chani aytay, mashina minamiz. Bir marta qisib o'tib ketdi. Nima qilamiz? Ustimizga tik yurib keladi. Nima qilamiz? Eng kamida so'kinamiz. Eng bo'lmasa tikki yuramiz ustiga. Shuning uchun musulmon odamni ko'zga ko'rinish kerak bo'lgan birinchi narsasi bu uning axloqi bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Addabani robbi fa ahsana ta'dibi." Robbim menga odob berdi va odobimni chiroyli go'zal qildi. Kishini o'zini odobli axloqli bo'lishi bir chiroyli narsa bo'lsa, endi shu chiroyli odob axloqni farzandlarga o'rgatishi bundan ham go'zalroq narsa. To'g'rimi? O'zingiz odoblisiz, bu yaxshi narsa. Endi bu odobni farzandlarga o'rgata olasiz, bu undan ham go'zal narsa. Demak, islom odoblarini o'rganishlikni ikkita yo'li bor ekan. Birinchisi ta'lim, tarbiya berish orqali, ikkinchisi sibg'o orqali, bo'yoq orqali. Alloh tomonidan beriladigan bo'yoq orqali. Bu bo'yoq kimga berilar ekan? Allohga qanchalar yaqin bo'lsa qalbi insonni, Alloh mana shu rangini shu bandasining ustiga tushirar ekan. Astaidu billah. Sibghatulloh. Va man ahsanu minallohi sibgha va nahnu lahu abidun. Oyatni qarang. Allohning rangilar ranginmiz. Allohning rangilar ranginmiz. Allohdan ham go'zalroq rang beruvchi bormi? Bizlar ungagina ibodat qiluvchidirmiz. Eng chiroyli rangni beradigan, eng chiroyli bo'yoqni beradigan Alloh. Allohdan ko'ra go'zalroq hech kim bo'yoq bera olmaydi bandasiga. Birodarlar, mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadis bor, ko'pchiligimiz bilamiz. Kullu mavludin yuladu ala fitratin. Har bitta chaqaloq islom fitrati bilan, islom tabiati bilan dunyoga keladi. Keyin ota-onasini yo yahudiy qiladi, yo majusiy qiladi, yo nasroniy qiladi. Hamma dunyoga kelganda mana shu fitrat bilan tug'iladi. Bu fitrat sibg'o emas hali. Fitrat hali sibg'o emas. Bunga oyatdan va sunnatdan birodarlar dalillarimiz bor. Bismillahirrohmanirrohim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ الله سبحانه وتعالى payg'ambarimizga mana Uhud g'azotidan keyin nozil qilingan oyatda Oli Imron surasida shunday deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Alloh tomonidan bo'lgan bir marhamat sababli sahobalaringizga, ularga yumshoq so'zli bo'ldingiz. Ya'ni payg'ambarimiz Uhud kunida tashab qochib ketishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qo'ygan kamonchilari tushib ketdi. Mana shu sababli Rasulullohning tishlari sindi, yuzlari tilindi, qonlari oqdi. Mana shunday payg'ambarimizga
noloyiq muomala qilishganligi uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ularni malomat qilishligi, urushi, so'kishligi mumkin edi. Ammo Alloh taolo aytibdi, shunday qilishgan bo'lsa ham sizga sahobalaringiz Alloh tomonidan bo'lgan rahmat tufayli muloyim bo'ldingiz. Demak, payg'ambarimiz mana shu joyda muloyim bo'lishligi Alloh tomonidan payg'ambarimizning qalbiga joylangan sibg'o, bo'yoq edi. Men sizni shunaqa qilib qo'ygan edim, deyapti Alloh taolo. Agar qo'pol, qattiq dil bo'lganingizda edi, albatta atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lar edilar. Bas ularni af eting. Ular uchun mag'firat so'rang Allohdan va ishlaringizda ularga maslahat soling. Demak, boyaga aytilayotgan sahobalarning qilgan xatosiga ham payg'ambarimizga kechirimli bo'lganligi, halim bo'lganligi Alloh tomonidan payg'ambarimizga joylab qo'yilgan bo'yog'idir. Ana shu Alloh qalbimizga joylagan rahmat tufayli farzandimizga mehribonmiz. Bir-birimizga shafqatlimiz. Allohning rahmati tufayli. Inna mahasinal axloq mahzunatun indalloh. Fa iza ahabballohu abdan manahahu xulqan hasana. Go'zal xulq egalari, eshitinglar. Tabiatan, tabiatingizda bor shu go'zal xulq. Masalan, bir odam namoz o'qiganda ham, o'qimaganda ham halim bo'lgan. Bir odam dindan bexabar bo'lganda ham muloyim bo'lgan. Yana bir odam umuman shariatdan bexabar yurgan paytida ham qo'li ochiq bo'lgan. Yaxshi xulqlar tabiatiga joylangan odamlar bo'ladi, bilasizmi? Bor shunaqa odamlar. Masalan, hozir ham namoz o'qimasligi mumkin, roza tutmasligi mumkin, lekin halim, kechirimlik, og'ir bosiq. Nima bu? Nima bu? Hadisda aytilyapti. Albatta xulqlarning eng go'zallari Allohning huzurida saqlab qo'yilgandir. Agar Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa, ana shu go'zal xulqlardan bittasini unga berib qo'yadi. Bir narsangiz bor, Allohga yoqdingiz, sizga o'sha go'zal xulqdan bittasini berib qo'ydi. Yo halimsiz, yo og'ir bosiqsiz, yo kechirimlisiz, yoki saxovatlisiz. Kim tomonidan bu? Bor masalan, ukalarimiz 10 yillab dars o'qiydi, nervinli. 20 yildan beri namoz o'qiydi, g'azabi tez chiqadi. Yo'q, qo'l ochiq emas, yoki qandaydir ota-onasiga qo'pol muomalada bo'ladi. Bo'lmasam, ta'lim, tarbiya tomonidan xabari bor, lekin tabiati hali tuzalgani yo'q. Biz musulmon kishining odobi haqida gapiryapmiz. Musulmon kishining odobi qanaqa? Payg'ambarga ergashadigan musulmon odam ertaman ham xulqi bir xil, kech paytdan bir xil. Ishga borganda ham odobli, uyga kelganda ham odobli. Boy bo'lganda ham qo'l ochiq, kambag'al bo'lganda ham qo'l ochiq. Endi shunday odamlar bo'ladi, ma'lum bir vaqtdagina odobli bo'lishadi. Ma'lum bir holatdagina tarbiyali turishadi. Shu ham axloqqa kiradimi? Go'zal xulq musulmonning tabiatidagi bor narsa. Uning asli shunaqa. Hech kim yo'g'ida ham ko'zini tiya olmaydi, hamma qarab turganda ham ko'zini tiya olmaydi. Hech kim ko'rmaganda ham namoz o'qiydi, hamma ko'rib turganda ham namoz o'qiydi. Hech kim ko'rmayotganda ham issiqda roza tutayotgan bo'lsa nima qilmaydi? Bu singib ketganda sizni suyagingizga. Endi shunday odamlar bor, birodarlar, ayrim o'rinlarda axloqli bo'ladi. Bu masalada kofirlar hammani aqlini lol qoldiradi. Misol, styuardessalarni ko'rganmisizlar, dejurni ulupkasini. Men dedi, kompaniyamizning yuziman, men chiroyli turishim kerak dedi. U kompaniyaning yuzi bo'lganligi uchun, shu ishda turib oylik olganligi uchun odoblik. Mana it jeb turadi-da. Uni odobi ham odob, uni ham axloqi axloq deyiladimi? Uyingizga kelganda mehmon odobli eslik bo'lib turasiz, keling akalar deysiz, ko'chaga chiqqanda boshqa maska yechiladi to'g'risi. Demak, musulmon odami axloqchi, odobi u klientmi, u xizmatda turgan odami bir xil bo'ladi. Ular ayrim vaqtdagina axloqlik, ayrim vaqtdagina bir xulqlik. Chunki mana shu xulq bilan tursa, uni ishi yurishadi. Mana shu xulq bilan tursa, unga nima bor? Foyda bor. Ammo shu foyda yo'q bo'lgandan keyin ko'rasiz kimligini. Demak, ayrim holatlardagina axloqli ishni qilayotgan kishilar agar shu xulqini kundalik hayotida agar qo'llamayotgan bo'lsa, bularda axloqqa axloq deyilmaydi.
Gerçi bunaki adamlar da kılıkken işte zahirden çırali bolu körüngeni bilen, bunların amelleri habede bolad. Allah Teala Kur'an'da itedi. Estaizu billah. Ulaike allazine keferu bi ayati rabbihim ve liqaih fehabitat a'maluhum felâ nuqimu lahum yevmel kıyameti vezna. Mesela kafirler hem ahlaklıları var. Kafirler hem ihsan kıladı. Kafirler hem yetim yesildi başını sileydi. Ama bunların amelleri habede. Çünkü bu hulkları iman üstünde bulmadığı için bu hulklar ulan hiç kendi ifade kildirmeydi. Ular parvardigarlarının ayetlerini ve o zatke robora buluşunu inkar kılışıp bütün iş amelleri beyhude ketken kimselerdir. Bas, biz kıyamet günü de ular kılıp ötken ameller için hiç kendi kadir kıymet vermezmiz. İslami ahlakının asası buradalar Allah Teala'dan korkuş üstüde duradı. Müslüman adamın ahlakı fayda, manfaat, közleş üstüde kurulmuydu. Et yapıyoruz da faydası bozuyemiz, ziyanı bozuyemiz, bir kıl ahlaklı durursunuz. Mesela buradan karziz var, tez olarak üzüşge hareket kılasız. Bu çıralı hulk mu? Yok, hali çıralı hulk mu? Ne mi ya? Ne mi için üzüşge şaşırı yapsınız? Eğer vaktinizi üzülmeseyiz, sizi işinizi kazı yabarışı mümkün. Ya ki kim gelir şikayet kılışı mümkün. Şundan korkup tez olarak üzüşge hareket kılıyoruz. Ya ki vaktinizde pulda var vermezseniz, bazarda sizi şermende kılışıdan korku yapsınız. Demek karzda üzüşge kılıyken buna kadar şaşırışıysam, hulk değilmezken. Ama bu adam sizi kolizge 1 milyon puldu birdi. İşletip durun. Menge payda zarayanı kereyemez, işletip durun. Sonra yemde birersiz de diyor, ne kagaz yazılmadı. Ne iki adamı güvah kımadı. Pak katı ve tersken ölüp kaldı. Hiç kim bilmiydi ondan 1 milyon pul oganizdi. Bana şu pulunu alıp barı ballara gel şu adam mı? Oteyler menge pul vergeni de işletip durgeni. Bana sıra da pul ile de abarsız. Şunda sizki hulk, ahlak deyledi. Birincisi neme üçün şaşılıp pul düzüşke hareket kılıyatı diyor. İkinci adam neme üçün şaşılıp da abar vergeni. Özümüzden soruyelik. Hulk mu bizki? Yok ki dijurni ulupken mi bizki? Çünkü bu ustakalarımız var. Biz borsak nohitti çıralı muamele kıladı. Halim. Lekin ketkenimizden ki şagirdlerini sökekkeni atrafta ilerge kılıkken muamelesini eşitemizde karab durup 200 lira meçiliymez mi deyken savalı veremiz özümüzde. Köçeköyde sökemeyimiz hamamızdan. Üyümüzde çi. Hulk daim bir hıl boladı. Şu nasıl hulk boladı. Eğer köçeke çıkan da bir başkaca maske, üyüge kirgen de başkaca maske olayken olsa demek bu hala hulk bolu ülgümaktı. O bana deyken fakat kellede. Hala kalp götüşüm yaptı o. Otası gibi mehriban boladı bir bola. Otası gibi mehriban boladı bir bola. Parvana boladı bir bola. Neme üçün? Meyraslı menge yazıp geçsin. Eşiydi menge vasiyat kıp geçsin de. Parvana boliyatı oldu. Kim bilse kenci oğlu yazıp koyuptu. Eğer onu hulku bulsa bu otası gerçi muamele kılış. Şunu bilsem ahlakı özgürmeyken halde babaya gidip otasıya muruvatını kılıyor orada. Bana şimdi sibuğa bilen fitratını ortasındaki farkını görüp çıkamız. Sibuğa kamul buluşlik, fitrat kamul buluşunu yakış görüşlik. Fitrat kamillikini yakış görüşlik, sibuğa kamul buluşlikini özü. Ettik fitrat hemen bir kıl belirledi. Hemen pakizeliydi yakış görüldü. Müslüman mı kafirin farkı yok. Hamma adaletli yakış görüldü. Hamma sahavatlı yakış görüldü. Bu meselede adamlar bir kıl. Çünkü Allah fitratke cahilap koygen. Şimdi sibuğa çi. Ana şu fitrat yakış görüldü ki narsanın özü buluştuk. Estaizu billah. Fa aqim vajhaka liddini hanife. Fitratallahi lleti fataran nasa aleyha. La tabdila li halkillah. Zalike dinul qayyim. وَلَاكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Bana Allah Teala fitrat hakkıdan mı diyebdi? Bas, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, özünüzünü daima doğru bulgen fitratta tutun. Yani İslam fitratı da tutun. Allah insanlarını yaratken tabi hılkatını saklayınız.
Allohning yaratishi o'zgartirilmas. Eng to'g'ri din mana shudur, lekin odamlarning ko'pi buni bilmas. Alloh taoloning bandalarga bergan tabiiy fitrati, tabiiy xilqati. Aytayapmiz-ku, musulmon ham, kofir ham adolatni yaxshi ko'radi. Yana qaytaramiz. Fitrat komillikni yaxshi ko'rishlik, sibg'o komil bo'lishlik. Endi bu fitrat hamada bir xil ekan, endi sibg'o komil bo'lishlik nima orqali bo'ladi? Allohga qalbingiz qanchalar yaqin bo'lsa, qanchalar kuchli baylangan bo'lsangiz, sizni sibg'oingiz shunchalar bir go'zal bo'ladi. Sizni bo'yog'ingiz chiroyli bo'ladi. Sibg'atulloh va man ahsanu minallohi sibg'a va nahnu lahu abidun. Allohning rangila ranginmiz. Allohdan ham go'zalroq rang beruvchi bormi? Bizlar ungagina ibodat qilurmiz. Mana endi qaraylar mana. Hamma sibg'oni yaxshi ko'radi. O'g'rilar o'g'rilikni qilishadi. O'g'rilik o'zi yaxshi ishmi? Zulm ham, adolatsizlik ham. O'zlari adolatsizlikni qildi, birodim mulkini nohaq olib oldi. Endi bo'layotganda adolat bo'lishini xohlashadi. Aytdik-ku, fitrat komillikni yaxshi ko'rishlik. Sibg'o komil bo'lish. O'g'rilikni qildi, zulmni qildi, adolatsizlikni qilib turib, bo'layotganda adolatli bo'lsin bo'lish deb qo'yadi. Yoki zinoda qilgan, zinoda hamma turini qilgan yigit, ifloslikda hammasini totib ko'rgan yigit uylanayotganda pokiza, iffatli, hayoli ayolni istaydi. Ko'rdinglarmi fitrat nimaligini? İnsonda fitratda komillikni doim yaxshi ko'radi. Ammo sibg'o komil bo'lishlik. Sibg'oni kim beradi? Alloh beradi. Qachon beradi? Qalbimiz Allohga bog'langan paytda. Ota o'zi dinsiz bo'lishi mumkin. Ota o'zi benamoz bo'lishi mumkin. Aroxor bo'lishi mumkin, sutxo'r bo'lishi mumkin ota. Ammo farzandlarini solih odamni qo'lida tarbiya olib, salohiyatli inson bo'lishini xohlaydi. Bunun sababi uning fitrati. Fitrat uni xayriyatni yaxshi ko'rishlikka undaydi. Fitrat komilligini yaxshi ko'rish, sibg'o esa komil bo'lishlik. Endi fitrat uchun savob olmaymiz. Sibg'o uchun savob olamiz. Chunki fitrat siz xayriyatni yaxshi ko'rishingiz sizning ishingiz emas. Alloh shunaqa qilib qo'ydi sizni. Bu narsa uchun savob olmaysiz. Ammo sibg'o uchun savob olasiz. Chunki sibg'o Allohning rangi berishligi uchun siz harakat qildingiz. Allohga yaqin bo'lishga intildingiz. Alloh shu narsani tabiatingizga joylab qo'ydi. Sibg'o uchun ajr bor. Ammo fitrat uchun ajr yo'q. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Robbim menga odob berdi." Ya'ni Alloh taolo bilan bo'lgan aloqamiz zo'rligi, Allohga yaqin bo'lganligimdan Alloh menga odobimni chiroyli qilib berdi. Demak, odobimiz chiroyli bo'la olmayotgan bo'lsa, ukalar, akalar, sabab nima ekan? O'zimiz ekan. Allohga qancha yaqin bo'lsak, Alloh taolo shunday bo'yab qo'yar ekan bizning xarakterimizni, bo'yab qo'yar ekan bizning qalbimizni, o'zi yaxshi ko'rgan bo'yoq bilan. Oramizda albatta shunday bir birodarlarimiz bor, yaxshi ko'rib muzikani eshitib, yaxshi ko'rib qo'shiqlarni eshitib yurgan bir muddat hayotida, endi dindan uzoq bo'lgan paytida, keyin bir qancha vaqt o'tdi, din ta'limotlarini eshitdi, Qur'onni tingladi, hadislarni ma'nolarini qalbiga joyladida, qalbi ochildi. Allohga bog'landi. Alloh unga sevg'o berdi. Endi mana shu odam 20-30 yil avval yaxshi ko'rib eshitgan qo'shiqlarni qaytadan eshitsa, qarab turib, shuni eshitamiz deydi. Ma'nolariga e'tibor bersa, kulgisi keladi. Shuni tushunmay eshitib yuraverar ekanmiz, ayriq ishlab deydi. O'zini avvalgi holatini fikr qilib turib uyaladi. Chunki yuksaldida qalbi. Avvalgi holatimizdan hozirgi holatimiz farqlanyaptimi? Agar avvalgi qilgan ishlarimizni eslab turib, kulgimiz kelayotgan bo'lsa, uyalayotgan bo'lsak, istig'for etayotgan bo'lsak, alhamdulillah, Alloh bizni rangi bilan ozgina bo'yapti bizni. O'zining sibg'osidan beribdi bizga. Nima uchun berildi bu?
Allohga intilganligimiz uchun, Allohga qalbimizni bag'laganimiz uchun. Alloh subhanahu va taolo barchamizni o'zi yaxshi ko'rgan sibg'o bilan, rang bilan, bo'yoq bilan bo'yashligini so'raymiz. Zamzam marketda juda ham katta aksiyamiz boshlandi. Mana inshaalloh Ka'batulloh ko'rinishida. Hozir men sizlarga naburni mana abzor qilib beraman. Bismillah. Humo nomli mana Qur'on kitobimiz tajvidli solingan. Bu yoqda mana mushkambarlarimiz, ahli ayollarimiz, onajonlarimiz, opa-singillarimiz uchun juda ham ajoyib chiroyli nabur bor. Davlatim otam degan naburni ham inshaalloh tayyorlab beramiz. Mana misvalari hamda mana hidli tasbehlari va elektronli tasbeh Qur'onchamiz. Shunaqa mana toshli tasbehlarimiz bor. Bunimizning eng zo'r plus yutuq tomoni mana tag qismida Jannatim onam degan jonimozi ham bo'ladi. Agar sizlar chet elda bo'lsanglar, bizga buyurtma bersanglar, inshaalloh uyingizgacha bepul dastavka xizmatlarimiz bor. Va shunga o'xshash bir-biridan go'zal naburlar xarid qilishingiz mumkin. Yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringiz uchun juda ham sifatli naburlar tayyorlab berish xizmatlarimiz bor. Va shunaqa ruchkali Qur'on kitob naburlarimizdan ham tayyorlab berish xizmatlarimiz bor. Sizlar bizga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilsangiz, inshaalloh yetkazib beramiz.